Bir Dünya Kupası finali düşünün. Bir takım gol atıyor, diğer takım yakalıyor ve maç uzatmalara kalıyor. İki takım da eşitliği bozamayıp maç penaltılara gidiyor. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası finali herkesin uzun zamandır iple çektiği bir final maçı oldu. O zaman gelin hep birlikte final maçının hikayesine bakalım. ...2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'le Fransa karşı karşıya geldi. Bu zamana kadar iki takımın da iki şampiyonluğu bulunmaktaydı. Arjantin 78 ve 86'da, Fransa'da 98 ve 2018'de şampiyonluğa ulaştı. Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'ndaki maçta ilk düdük geldiğinde Arjantin baskısını Fransa kalesinde hissettirmeye başladı. Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Arjantin penaltı kazandı. Topun başına gök mavillerin yıldız ismi Lionel Messi geçti ve topu filelerle buluşturarak skoru 1-0'a getirdi. Bu golden sonra Arjantin baskısını daha da arttırdı. Fransa ilk yarıda çok etkisizdi. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde ise topu kapan McAllister'ın asistini gole çeviren Angel Di Maria skoru 2-0'a getirdi ve Arjantin soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda bambaşka bir Fransa vardı. Arjantin 2-0'ın rahatlığıyla biraz daha yarı sahasına çekilen bir görüntü sergiledi. Ancak Fransa oyunun kontrolünü ele geçirdi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Muani ceza sahasında yerde kaldı ve Fransa penaltı kazandı. Topun başına Kylian Mbappe geçti ve topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. Tam bir dakika sonra ise yine Kylian Mbappe sahneye çıktı ve attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi. Her şey bir anda değişmişti. Fransa maça ortak oldu. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skorla tamamlandı. Uzatma dakikalarında ise kıran kırana geçen bir mücadele oldu. Uzatmaların 108. dakikasında Martinez'in şutunda Hugo Lloris topu kurtardı ancak top Messi'nin önüne düştü ve yıldız oyuncu topu Fransa ağlarına göndererek Arjantin'i yeniden öne geçirdi. Ancak daha maçın bitimine 12 dakika vardı. Fransa 118. dakikada penaltı kazandı. Topun başına Kylian Mbappe geçti ve topu ağlara gönderdi. Skor böylece 3-3'e geldi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. 2022 Dünya Kupası'nı kazanacak takımı penaltı atışları belirleyecekti. Penaltı atışlarında ise Arjantin Fransa'yı 4-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı. ...1978'de Mario Kempes, 1986'da Diego Armando Maradona ve 2022'de Lionel Messi Arjantin adına Dünya Kupası'na damga vuran 10 numaralar olarak tarihe geçmiş oldular.